Kreş örgü atölyesinden merhaba. Örgüleriniz lastikle değil de böyle dilimli bir modelle başlamak isterseniz nasıl öreceksiniz onu anlatacağım bugün size. Bunu nerede kullanabilirsiniz? Bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Bazen şişle ördüğünüz battaniyelere böyle başlayabilirsiniz. Bluz yapabilirsiniz. Kazaklarınızda kullanabilirsiniz. Yeleklerde yine. 8'in katları şeklinde ilmek atıyoruz şişimize. Şimdi isterseniz arkada ve önde düz örgü yaparak, isterseniz de her iki tarafta da ters örgü yaparak başlayabilirsiniz. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Ve bu sırayı komple ters örgü yaparak devam ettireceğim. Önde ve arkada toplam 4 sıra boyunca ters örgü yapacağım. Önü ve arkayı 4 sıra ters örgü yaparak dilimin uç kısmını oluşturalım. Bakın şimdi 1, 2, bu kıvrımlı kısımlar, kabartılı kısımlar 1, 2 tane oldu 4 sıra örünce. Şimdi bunun üzerine düz örgümüze başlayacağız. Çok kalın ip kullanıyorsanız buradaki şu model bu kadar güzel durmayabilir. O yüzden sıra sayılarını azaltabilirsiniz. Mesela 4 sıra değil de 2 sıra ters örgü yapabilirsiniz uçlarda. Benim kullandığım ip orta kalınlıkta, şişimde 4,5 numara. Ortadan biraz da kalın olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu sırayı düz bir şekilde örüyorum. Arka sırayı ters, sonra tekrar ön sırayı düz, arka sırayı ters öreceğim. Toplamda 4 sıra örmüş olacağım. 2 tane düz ön sırada, 2 tane de ters arka sırada. Şimdi 4 sıra düz örgü yaptıktan sonra, yani ön taraf düz, arka taraf ters, toplamda 4 sıra dilimleme bölümüne geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi sağ şişimizi örgümüzün arkasından bu şekilde geçirdik. Sol şişte bulunan ilmeği şuradan, bakın şuradan şu şekilde girerek alın. Ve tekrar onu ters yönde öne doğru getiriyorsunuz. Ve soldaki şişe geçiriyorsunuz. Sonra son şişe geçirdiğiniz ilmeği düz şekilde bir sayarak örüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane ördünüz. Tekrar dilim yapmak için sağ şişinizi örgünüzün arkasından bu şekilde geçiriyorsunuz. Soldaki ilk ilmeğin, bakın buradan şöyle elimle göstereyim, arkadan geçiriyorsunuz. Böyle biraz sıkı ördüm bunu şiş. Buradan geçirdiniz. Çıkardınız. Tekrar ters yönünde gelerek öne alıyorsunuz ve sol şişe geçirip bir sayarak örmeye başlıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'in katları olarak öreceğiniz için bundan sonraki dilimi de yine o şekilde yapacaksınız ilmek sayınız fazla olduğunda. Bakın bu bundan daha kalın bir ip ve dilimlerimiz daha büyük oldu. Bu yüzden benim size tavsiyem buradaki
Eğer kalın ip kullanıyorsanız, yani 5 numarayla 6 numarayla örülebilecek kalınlıkta ipler kullanıyorsanız, burada 4 tane düz ördüğümüz sırayı 2 tutabilirsiniz. Ya da şuradaki ters haroşa kısmını az tutabilirsiniz ama o zaman da modelin özelliği kaybolacak. Buradaki 4 sırayı 2 sıra tutun kalın ip kullanıyorsanız. Arkaya döndüğünüzde bakın böyle dilimleme yaptığınız bölümü de yine ters örerek bütün bir sırayı, bakın bu dilimleme yaptığımız bölüm, bunu biraz gevşek örün, çok sıkarak örmeyin o dilimleme yaptığınız ilmeği, hafif biraz gevşek bırakın. Bu şekilde ters örerek bitiriyorsunuz. Üzerine bundan sonraki sırada hangi modeli yapmak istiyorsanız o şekilde yaparak örgünüzü sürdürebilirsiniz. Kolay gelsin.